İzleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Halit Özkurt ben. Bugün 30 Eylül 2023 Cumartesi Palıklı Yaylamıza geldim. Küz mevsimi malum geldi. Ağaçlar sararmaya başladı. Bakalım bugün kameramıza neler yansıyacak. Böyle bismillah diyelim dedik. Şu an ses zaten size kadar geliyor. Şu kazerin sesi o kadar güzel ki. Bakın burada bir tane eski orijinal yaylı evlerinden bir tane var. Ama maalesef muhtemelen bu kışın çöker gibi görünüyor eğer müdahale edilmez sonra. Eskidi gitti. Şimdi buradan nereye doğru yürüyeceğiz? Caminin tarafına doğru yürüyeceğiz. Oraya doğru devam edelim. Şurada tek bir tane çiçek dikkatimi çekti. Bu kadar güzeldi. Şöyle yanına kadar gidelim. Rabbimizin sanatını hep birlikte inceleyelim. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Ya? Çimenin ortasında bütün güzelliğini sergiliyor maşallah. Yüz mevsimi iyiden iyiye kendisini hissettiriyor. Şuraya baksanıza. Bunlar yemyeşildi. Ve şimdi sarı renk. Biraz daha zaman geçtikten sonra kırmızıya yakın renge bürünecek. Ve sonra o bütün yapraklar dökülecek. Seneye aynı zamanda yine buralar yemyeşil oluyor. Rabbimiz öyle güzel yaratıyor ki. Evet, şu anda dereye doğru inelim dedim. Oradan yukarı eve doğru çıkacağız. Burada bir hava yengem var. Aslında çok güzel türkü söyler. Bakayım neşesi yerindeyse bizi kırmaz diye tahmin ediyorum. Ama bazen neşesi yerinde olmuyor. Yaylalarda değerli büyüklerimiz, birçok ev önceden çok şenlikti. Bir bakıyoruz büyüklerimiz rahmeti rahmana kavuştukça arkadan o şenlik yavaş yavaş yok oluyor. Şu ağaçların rengine bakar mısınız ya? Bu nasıl bir güzellik ya? Yemyeşilcem böyle harita gibi olmuş. Bakın bu da aynı şekilde. Şuradaki kürgenlere bakın. Yemyeşildi. Şimdi bir tanesi tamamen sararmış. Diğeri sarı ve kırmızı yapraklar karışık içerisinde bakın. Sarı renk var, kırmızı var, yeşil var. Bütün renklerden var. O yapraklar tamamen sararınca döküldüğü zaman o kürgen ağaçlarının altı yatak gibi oluyor. Orada yürümek de çok zevkli. O çıkartmış olduğu ses bile insana huzur veriyor. Bütün güzellikler Allah'a ait. Bizi burada gezdirip dolaştıran Allah'a şükürler olsun. Onun izni olmasa burada böyle gezip dolaşamayız. Bu güzel görüntüleri sizlerle de buluşturamayız. Hepsi onun. Burada şimdi minik bir deremiz var. Kışın güzel akıyor. Yazın suyu azalıyor haliyle. Oraya doğru inelim. Birazcık suyun sesini alacağız inşallah. Şu suya bakar mısınız ya?
Ne kadar güzel. Sesi insanı mest ediyor. Şöyle birazcık oturalım buradan. Bakın dikkat ederseniz bu su sürekli akıyor. Durmaksızın akıyor ve hiç bitmiyor. Aslında bunda bir sır var. Bu Rabbimizin nimetinin sonsuz olduğunun örneklerinden sadece bir tanesidir. Bunun içerisinde balıklar var. Ne bileyim kurbağalar var. Rabbimiz hepsini olduğu yerde besliyor. Derenin güzelliğine bakın. Şu dere yatağını ellemediğiniz zaman harika bir güzelliği oluyor. Etrafı deseniz aynı. Buraya bir de Nisan ayında gelmek lazım. Bu kar yeni eriyor. Etraf böyle canlanmaya başlıyor. O zaman çok daha güzel oluyor. Sinekler, arılar vızır vızır çalışmaya başlıyor. Şu an küz mevsimi olduğu için sinek minek arı vızıltısı yok. Burası Alabofor Deresi diye geçiyor. Hemen Balıklı Yaylamızda. Buradan aşağı eskiden beri kullanılan bir tane patika yol var. Şu an ne kadar yol açık bilmiyorum. Oradan aşağıya yürümeyi deneyeceğiz. Daha önce de oradan aşağı yürümüştüm. Bir video çekmiştim ama o zaman GoPro yoktu bizde. Normal kamerayla çekmiştim. Çok iyi değildi. Bakalım bugün güzel görüntüler yakalayabilir miyiz? Evet burada. Şu güzellikleri geçmek olmaz. Bunu yiyebiliriz. Ne kadar lezzetli. Avat morası. Şuradan aşağı yol gidiyordu. O yolu deneyeceğiz bakalım. Çok kötüyse yol geri döneriz. Yol güzelse devam ederiz. Bakın yerlerde burada da var ki çiçeklerinden bayağı var. Şuna bakın ne güzel kurumuş ya. Bunun tohumları yere saçılıyor. Seneye yine aynı tohumlardan aynı yerde aynı bitki yeniden yaratılıyor. Evet burada bakın yine avat morası. Bunlar biraz çürümüş. Zamanı geçti ama bakın şimdi çok güzel. Aynı şekilde çok güzel. Daha önce anlatmıştım. Şu noktası beyaz olması lazım. Beyaz değilse kurt dolma ihtimali yüksek. Onu yemeyin. Bu da çok güzel. Bunu da alalım. Evet. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada? Ha. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Sence balık yakalığa gibi ediyor mu? Şöyle bir şey yok mu da çan sıkısı var ya. Olacak. Şimdi var ya da biraz balık. Taşın patlamanı yok orada. Ha. Yere girdi.
Sağ ol. Kızıl ağaca su mu bağladın? Ha, geç günler su. Yok, niye taktın öyle diye? Ya, yerde odunların arasında. Ama güzel oldu ya. Ha. Ondan su aksa var ya, ne acayip olur var ya. Kızıl ağaçtan yukarı çıkacak. Aynen. Doğrudur. Hayvanlar aşağı doğru ya. Ha, ben ondan patik öl geldi artık, oradan aşağı yürüyeyim dedim ya. Suyla böyle şey. Yok efendim, biliyorum ya. Orada o hemen baktığımda şey var, böyle demir deli tava takılmıştı, inekle geçmez, çarpma ona. Yok, düşsem de alışkınım, sorun yok ya. Hadi görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. Aşağıya doğru devam edelim. Neşet Köse. Abimizle sohbet ettik. Burası eskiden aktif kullanılan bir patika yoldu. Ama şimdilerde şu derenin güzelliğine baksanıza ya. Şöyle buraya hemen geçmeyelim. Ne kadar güzel akıyor. Şu an burada olmanızı isterdim böyle. Hava sıcak değil, soğuk da değil ama esiyor böyle bir küs. Hani sonbaharın o geldiğini hissettiren rüzgar var ya. Şu an çok net onu burada hissettim. Oha, oha. Evet, düzgün, buraya uygun ayakkabı giymek çok önemli. Altları kayan ayakkabı giydiğiniz zaman bu derede her an düşebilirsiniz. Şu çam ağaçlarına baksanıza, üst tarafta gürgen var. Gürgen yaprakları döküldükçe çam ağaçlarını süslüyor. Çam ağaçlarının rengi değişmiyor zaten, kışın da aynı, yazın da aynı. Aslında böyle bir yerde çok niyetlendim böyle akşamdan kamp yapıp kalmaya, gece bir şeyler yakalayabilir miyiz diye. Çünkü burada gece bayağı çakallar, tilkiler dolaşıyor ama bu sene niyetim vardı. Nasip olmadı gibi. Bak şu suyun sesi size kadar geliyor. Bakın şu ifteri var, avat var, kızıl ağaç var. Daha tanımadığımız birçok bitki, sütlü otluktan tut da ifterinin birkaç çeşidi var. Hepsi bir arada hiç kavga gürültü etmeden büyüyorlar. Bunların bitkilerin tamamı sonuçta canlı. Rabbimiz hepsini olduğu yerde besliyor. Yani ağaçların, bitkilerin beslenmesi için bir uğraş vermelerine gerek yok. Buradan da anlıyoruz ki bu bitkilerdeki tevekkül, Allah'a teslimiyet ruhu tam olduğu için onlar da cennet kanunları geçerli. Bizler insanlar duayı bile kuşkuyla yaparız. Yani dua edersin ama olmaz gidersin. Yani aslında tam teslimiyetle, tam olacağına inanarak
Rabbimize yalvarırsak Rabbimiz diyor zaten duaya icabet edeceğim. Cennette Rabbimizle ilgili hiçbir kuşku olmadığı için burada her istediğimiz önümüze geliyor. Uğraş vermemize gerek kalmıyor. Kalmayacak inşallah. Ama aynı kanun dünyada da geçerli. Bunun örneklerini dediğim gibi çok net görebiliyoruz. Yani şu suyu dedim az önce bakın. Durmaksızın akıyor. Ne kadar büyük bir nimet. Başta suyun formülü H2O diyorlar. Çok basit bir formül gibi gözüküyor ama hiçbir şekilde yapay su yapılamıyor. Normalde o formülde belki 1 milyonda bir değişiklik olmuş olsa belki de o su, o ferah, nefis şekilde içtiğimiz su yanıcı bir madde olacak. Rabbimiz bizi o kadar hassas dengeler üzerinde yaşatıyor. Aynı şekilde soluduğumuz hava. Formül o kadar hassas ki formülde ufak bir bozukluk olsa bir anda bütün hava yanıcı hale geliyor. Onu şöyle izah ediyorlar. Dünyadan aya kadar A4 kağıtlarını yığıp çıkıyoruz. A4 kağıtların içerisinden öyle bir tanesini seçip alacağız ki o sistem bozulmasın. Yani o kadar hassas bir dengede Rabbimiz bizi yaşatıyor. Ne diyelim, ne mutlu bunun şuurunda olanlara. Ne kadar güzel akıyor değil mi? Şu güzelliğe bakın ya. Bunlar likarbaya benziyor ama likarba değil. Yenip yenmediğini tam bilmiyorum. Muhtemelen yeniyordur ama uğraşmamak lazım. Duyabildiğimiz tek şey su sesi. Az önce mikrofonumuzu düşürdük. Allah'tan kırılmadı. Bunlar çok pahalı ürünler. Bir tane mikrofon setine 7000 lira verdim. Aslında bu görüntüleri izlerken yani bununla ilgili ciddi bir emek var onu söyleyeyim. Hadi bedenen yaşadığımız zorluğu boş verin. Diğer şekilde de ciddi bir emek var. Uğraş var. Aslında ciddi de bir maliyet var. Şu an bu çekimler için kullandığım ekipmanların toplam maliyeti 100 bin liranın üzerinde onu söyleyeyim. Evde kullandığımız bilgisayar da dahil olmak üzere. Bakın yerlerde burada bile bayağı ot var. Yerde de hayvancılık azaldığı için bahçeler yetiyor artıyor bile bu taraflara.
hayvanları getiren yok. Eskiden olsa burada böyle ot kesinlikle kalmazdı. Çünkü her evde 4-5 tane hayvan olurdu. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi 3-4 tane aile bu işten uğraşıyor. Gereken de varsa bir tane falan vardır. Onu da bahçeye falan çıkartmıyorlar zaten. Çok azaldı. Ben babaannemin dönemini hatırlıyorum. Sadece babaannemde 7-8 tane olurdu. Benim de çocukluğum köyde geçtiği için o dönemleri çok iyi bilirim. Mezrede dururduk hayvanlara. Ormanı yukarı biz getirirdik her gün. Şimdi öyle hayvan görünce, o günleri görünce üzülüyorum yani. O imkan olsa öyle çok uzun süre değil, belli bir süre o işi yapmak isterim yani. Doğal büyüdük. Bu şehir hayatına alıştık. Birçok yeri gezdik, gördük. Genel kültürümüzü geliştirmeye çalıştık ama insan ne olursa olsun doğup büyüdüğü o doğal yeri özlüyor. Allah'a şükürler olsun bugüne kadar ayaklarımız yere bastı. İnşallah Rabbim ayaklarımızı kaydırmaz. Yani birçok şey olunca insan gelişince, geliştiğini zannedince insanda bir enaniyet, bir kibir belirtileri oluyor. O bizde de dönem dönem olduğunu fark ediyoruz ama Allah'a şükürler olsun hemen toparlıyoruz. Aciz birer varlık olduğumuzun farkında olmamız lazım. Her ne olursa olsun biz toprak olacağız. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Evet, şimdi şuradaki avat morellerine bakın. Bir tutam güzellik. Şuna bakar mısınız ya?